Yani çok fazla elektrik zam yapıldı. Bizim mesela eskide önce bundan önceki zamda 1000 lira yahut da 900 lira bir fatura ödeme yapıyorduk. Şu anda 3500-4000'e yakın bir ödeme yapıyoruz. Ve bunun altında çıkmamız mümkün değil yani bu şekilde. Devletimizin buna el atması lazım, yetkililerin yani büyüklerimizin, cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanımızın buna bir el atması lazım. Yani %200 olmaz, %150 olmaz, en azından yine bir %10, %20 bu şekilde bir zam gelse neyse, ama şu anda 1000 liradan 3500 lira, 4000 lira ödememiz mümkün değil yani. TRT payın kaldırması sevindik ama kursağımızda kaldı. Keşke bu zamı bu TRT payını kaldırmasaydı ve bu zamlar da yapılmasaydı. Yani 300-400 bir fark koymasalardı daha iyi olurdu. Ya bu en azından elektrik düşsün, yani doğalgaz düşsün, su faturaları düşsün. Bunlar bayağı bir bizim belimizi büküyor yani, biz bunları ödemekten zorlanıyoruz. Esnaf zor durumda yani. Acilen yetkililerden yardım bekliyoruz. Buna derhal bir an önce el koymaları lazım. Her gelen sabah zam, akşam zam, biz nereye gideceğiz? Sonumuz nereye gidecek? Allah yardımcımız olsun. Biz başka diyecek bir şeyimiz yok. Şu an güzellik salonumuzda bir arkadaşımıza gelen fatura 1500 lira gelen fatura. Bu en son gelen fatura 8366 lira. Yani bu arkadaşlarımızın faturaları nasıl ödeyecekler? Artık kirayı unuttuk. Yani faturalar öyle bir hale geldi ki artık ödeyemeyecek bir durumdayız. Yani bizden ne istiyorlar biz anlamadık. Yani küçük esnaflar olarak şimdi faturalarımız aşırı derecede yüklü gelmeye başladı. Telefonlar gelmeye başladı, çoğaldı. Bu şekilde giderse hiçbir esnafımız elektrik faturalarını ödeyemeyecek bir durumdalar. Buna bir an önce bir çare bulunmalı. İşte bir fatura bize, bir esnafımız bize bir fatura getirdiğinde 1500 lira gelen faturası 8366 lira gelmiş durumda. Buna Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Buna bir an önce bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Yoksa gerçekten şu kış günü, bu kış mevsiminde zaten işlerimizin düşük olduğunu görüyorsunuz. Böyle giderse artık kirayı, Bağkur'u unuttuk. Elektrik faturası yüklü gelince artık onun derdine düşmüş durumdayız şu anda. Bu tek berber, kuaför, güzellik salonu değil. Bütün esnafı ilgilendiriyor. Bütün esnaf şu anda bu durumda. Çaycısı da öyle, lokantacısı da öyle, fırıncısı da öyle. İşte bizim meslek dalı da böyle. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu sesimizi duyar ve bu elektriğe bir an önce bir çözüm bulurlar diye bekliyoruz. Bizim 700-800 civarında gelen faturamız şu an 2000'e yaklaşmış bir durumda. İnanın ki yani böyle giderse biz bu faturaları kesinlikle ödeyemeyecek bir durumdayız. Artık yani ışıkları kapatıp öyle çalışmaya çalışacağız. Yani şu an bu durum gerçekten ciddi bir şekilde bütün esnafı ilgilendiriyor. İnşallah buna kısa sürede bir çözüm bulurlar diye düşünüyoruz. Her şey balırlık var, şeker, uç çekiz, şeker 65 milyon alıydık, şimdi 110 milyon oldu. Çay 30 alıydı, şimdi 40 milyon oldu. Yani geçim zor. Yani bu şeyde bir şikayetçiyiz abi, böyle yani. Geçen ay elektrik faturamız ne kadar geldi, bu ay ne kadar geldi? Geçen ay 150-160 geldi, bu ay 312 milyon geldi. Yani bunda şikayetçiyiz, yani bunu düzeltsinler. Valla çok fazla. Olan var, olmayan var. Çalışan var. Asgari ücretle hiçbirini ödeyemiyorlar zaten. Yazık, günahtır. Devlet buna biraz el atsın. Yardım etsin fakir fukaraya. Yani herkes memur diye bir şey mi var? Herkes memur değil. Yani bizim gibi işçi insan ne yapacak ki? Ödeyemez yani. 80 lira gelen fatura şu an 220 milyon. Yani devlet buna el atsın, indirsin bunu yani. Biz onları oraya niye seçtik ki? Memur emeklisiyim. Elektrik çok yüksek geliyor ama. Şimdi ben mesela geçen ay 291 lira gelmişti, özledim. Bu sefer geldi 480 lira. İki kat, günahtır ya. Allah'tan korksun, bu kadar zam olmaz ya. %125 zam geldi ya, günah ya. Yani bize memur, biz %125 zam almadık ki. Bize verdi %25. Sen niye elektriğe %25 yapmışsın, %125 yapıyorsun? Benimki 200'ü geçir kilovatı. Güzel, mümkün değil. Çünkü her şey var evde.
aldığımız şeyi kullanmayak mı? Buzdolabını kullanmayak mı? Çamaşır makinesini kullanmayak mı? Ne? 150 kilovat geçiyor. Geçilecek tabii. Elektrikle ilgili fahiş fiyat farkı var yani. Bize %30 veriyor, piyasa %50 oluyor, %100 oluyor. Hep biz batağa girdik. Çıkamıyoruz. Biz derdimizi de kimseye anlatamıyoruz. Herkes işine geldiği gibi hareket ediyor. Geçen ay faturanız ne kadar geldi, bu ay ne kadar geldi? Bir önceki ay 82 lira geldi, bu ay 187 lira geldi. Ne istiyorsunuz, talebiniz nedir? Talebimiz fiyatların yerinde bir ay dahi olsa yerinde durmasıdır. Yok, her gün zam olmaz ki. Ben sana zam verdim, bana zam verdin. 70 liralık, 65 liralık sıvı yağı etmişler 150 lira. Bu olur mu? Adalet bu mu? Bu %30 mudur? Kimi kandırıyorlar? Çok zam var, çok. Artık bıkmışız yani. Kime ne vereceğimizi, kime ne isteyeceğimizi de şaşırmışız.